ur çıkmadan nur girmez. Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki, küfürden sonra en kötü ahlak, en büyük günah, kibirli olmaktır. Peygamber Efendimiz, kalbinde zerre kadar kibir olan cennete giremez ve mal ve şöhret hırsı iki aç kurttan daha tehlikelidir buyuruyor. Mal ve şöhret hırsı girdiği kalbi harap eder bundan onu ancak ehl-i sünnet âlimlerinin sevgisi kurtarır. Sevgi, peki demektir, itaat etmektir. Çünkü itaat sevgiden doğar. İtaat etmeyenin seviyorum demesi yalandır. İtaat olmayınca, onun sevgisinin ağaca, kuşa, tabiata olan sevgiden farkı olmaz. Rey şehrinden bir genç, ben alim ve evliya olmak istiyorum der kalkıp Mısır'a Zünnunu Mısri Hazretleri'nin yanına gidip ona 25 sene boyunca talebe olur. Sonra çuvallar dolusu notlarıyla beraber Rey şehrine geçmeden önce Bağdat'taki büyük bir evliya zatın da duasını almak için onun dergahına gider. Mübarek zat sohbetin sonunda "Herkes gitsin sen kal" der, "sonra gence anlat bakalım" der. Genç anlatır. Ben 25 yıl Zünnun-ı Mısri Hazretlerine talebe oldum. Şu kadar not aldım. Şimdi memleketime dönüyorum. Sizden de dua ve nasihat almaya geldim. O zat, bu talebeden iki şey yapmasını ister. Talebe yaparım deyince, o zat yapamazsın der. Talebe ısrarla yaparım der. O zat, önce bütün notlarını Dicle nehrine at, sonra Rey şehrine gittiğin vakit, Zünnun-ı Mısri hazretlerinin hiç ismini anmayacaksın. Hocam, Zünnun-ı Mısri demeyeceksin der. Bunun üzerine talep eder ki, Efendim, ölürüm de bunları yapamam. Yapamayacağını baştan söylemiştim. Bunları bana yaptıran şey nedir? Evladım, senin içinden pis kokular geliyor. Senin kalbinde iki ur var. Biri şöhret sevdası, öteki ise kibirdir. Sen değil başkalarına faydalı olmak, kendine de faydalı olamazsın. Bu halinle cehenneme gidersin. Sen insanları etrafına toplayarak şöhrete kavuşmak için tahsil yaptın. Bu zatın ismini, notlarını da şöhretine, kibrine alet edeceksin. İnsanın kalbinden ur çıkmalı ki nur girsin. Ur çıkmadan nur girmez. Bu ikisi birbirine zıttır. Defi mefasit, celbi menafiden evladır. Yani zarardan korunmak menfaat sağlamaktan önce gelir. Demek ki zarar yok edilmeden fayda temin edilemez. Başarının ana sırrı. Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki din büyüklerimiz bize ne söylenmişse onu en iyi yapmaya çalışmanın önemini ama kendi kafamıza göre asla bir şey yapmamak gerektiğini bildiriyor. Dünyada da ahirette de Başarılı olmanın birinci kuralı ehil olan birine tabi olmak ve onda kararlı olmaktır. Onun dediklerini anlamak ve yapmaktır. Başarının sırrı budur. Çünkü kararlı yapılan iş kararsız iş gibi çürük olmaz. Şunu mu, bunu mu yapayım demek yerine tereddütlü işi bırakmalı, gidip en kötüsü de olsa tereddütsüz olanı yapmalı. İslamiyette bu tereddüt kökünden yok edilmiştir. Bunun ilacı sormak, istişare etmektir. Artık ondan sonra bu nasıl olur, nasıl olmaz tartışması yapılmaz. Elden geldiğince en iyi şekilde uygulanır. Merhum hocamız bu hususta buyuruyor ki, eğer soran Allah için sorar, cevap veren de Allah için cevap verirse, cevap yanlış da olsa Cenab-ı Hak onu düzeltir, hayra tebdil eder, neticesi hayırlı olur. Neticede her şey Cenab-ı Hakk'ın kudretinde değil mi? Soran da, cevap veren de Allah rızasını gözetmiştir. Fakat insanlık hali verdiği cevap yanlış olabilir. Fakat ihlasla cevap verdiği için Allahü Teala onun neticesini doğrultur. Hiç sormadan, araştırmadan seccadeyi dağın başına serse, kıbleye karşı namaz kılsa kabul olmaz. Araştırsa, sorsa, ters tarafa namaza dursa kabul olur. Neden? birinde dinin emir ve yasaklarına, ötekinde aklına, nefsine göre hareket etmiş oluyor. Bizim dinimiz, insanın kendi nefsine, aklına uygun hareket etmeyi reddediyor. İşte bize misal olsun, ders olsun diye, bir ayeti i kerimede mealen buyruluyor ki, Ey Habibim! Sen bir işe karar vermeden önce eshabınla istişare et. Ondan sonra karar ver. Ama karar verdikten sonra da Allah'a güven ve bir daha dönme. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri bir talebeye buyurmuş ki, herkesin mutlaka danışacak bir kimsesi olması lazım. Her insanın birine bir şey sorma ihtiyacı olur. Sen de mutlaka sor. Sakın kendi kendine bir işe girişme. Eğer soracak ehil bir kişi bulamazsan, git bir ağaca sarık sar ona danış.'' Allahü Teala senin kalbine iyisini ihsan eder. Yoksa kendi kendine karar vererek yapacağın her şeyden sonra sıkıntı çekersin.